Bazı PDF'lerde artık içindeki vektörlerin yoğunluğu veya resim boyutunun büyüklüğü, çünkü PDF bir paket program, içinde vektörler, grafikler, nesneler, resim formatındaki objeler var. Bunların hepsinin paketlenmiş standart bir hali. Farklı farklı bilgisayarlarda, ortamlarda, telefonda, bilgisayarda, tablette çalışsın diye bir paketleme türü Adobe firmasının çıkardığı. Mesela şu Mab'in kitabı, yani 100 MB'a yakın bir kitap. Bunu bir Acrobat'ta açalım. Bakın Acrobat'ta aslında gayet hızlı sayılabilir. Ama yine böyle bir sanki takılma var gibi. Zaten Acrobat'ta çok hızlı çalışması normal. PDF formatını çıkartan zaten Acrobat. Şu an Acrobat'ta fena değil. Şimdi PDF Annotator'ı açalım. Bir kere daha geç açıldı. Yine bakın sayfalarda geçerken takılmalar olabiliyor. Şöyle büyütüp küçültelim. Bakın takılmalar var. Şu an dondu gibi. Yani PDF Annotator'da bu büyük boyutlu PDF'te şu an sıkıntı var. Bakın hala küçülüyor. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum aslında. Parlamaya çalışıyor. Yani PDF Annotator'da sıkıntı var. BlueBeam Review ile açalım. Evet, bakın hala sayfayı gösteremedi. Sayfaları yüklüyor. Bakın oldukça yavaş. Çünkü ilk önce bu hepsini okumaya çalışıyor. Orada bir zaman kaybı yaşıyor. Bir süre sonra hızlanacaktır. Bekliyoruz hala. Evet, görüntü geldi. Büyütme küçültme hızlı. Yani Annotator'a göre çok daha hızlı ama bakın toparlaması var. Şöyle büyütüyorsunuz. Böyle bir netleşirken bir bekleme süresi var. İşte yeni sayfaya geçince yine bakın. Yani sıkıntı var. Görmüş olduğunuz gibi şu an sıkıntılı bir durum söz konusu. Şimdi bunu ölçekleyerek boyutunu düşürebiliriz aslında. Ancak tabii dokümanlarda sadece vektör yok. Ölçeklediğimizde baskı boyutunu düşürdüğümüzde aynı fotokopideki küçültme, büyütme gibi mesela %50 yaptığımızda vektörel objeler bundan etkilenmez. Kalite kaybı yaşamaz. Ancak mesela şurada şu örneğin arka tarafı belki resimdir. Bilemiyoruz, bir resim kullanmış olabilir veya şuradaki şu kalem şeyi veya konuyu anlatırken işte bir görsel kullanmış olabilir. JPEG formatında, PNG formatında ölçeklediğinizde bunların kalitesi düşer. Ne yapacağız? BlueBeam Revu burada imdadımıza koşuyor. Ctrl P yapıyoruz, yazıcıyı açıyoruz. Yazıcıda BlueBeam Revu seçiyoruz. Şurada Advanced var. Advanced'a tıklıyoruz. Burası normalde RAW oluyor. Yani diğer ayarları hiç dokunmuyoruz. Şu RAW'ı arkadaşlar EMF yapıyoruz. Yani resimlerin saklama formatını değiştiriyoruz. Okey diyoruz. Şimdi bütün sayfaları bir yazdıralım. Bu tabii 150 sayfalık bir doküman olduğu için böyle bir 4-5 dakika kadar sürecektir. Kendi içinde bir render yaptıktan sonra bu pencere çıkıyor. Şöyle 5 diye kaydediyorum. Burada deminki kadar uzun olmasa da bir süre de burada geçiyor. Evet, 5 olarak kaydettiğimiz PDF şu an Acrobat'ta otomatik açıldı. Acrobat'ta zaten hızlıydı. Biz bunu BlueBeam Review'da açalım. Evet, şu an BlueBeam Review'da biz bunu açtık. Bu orijinal doküman. Bakın sayfalar boş. Yüklenmesi bekliyoruz, hala buralar gelmedi. Baya bir geç geliyor. Fakat bu yeni yaptığımıza geldiğimizde bakın oldukça hızlı yükleniyor. Görmüş olduğunuz gibi sayfalar. Bir sayfaya tıkladığımızda hemen hemen anında geliyor. Görüntü kaybı var mı diye bakalım. Görüntü kaybı genel olarak yok. Vektörler zaten vektörel olarak duruyor. Resimler de fena değil.
Tabii ki bir miktar görüntü kaybı olacak ama ihmal edilebilir bir miktarda, yine oldukça yüksek kalitede. Mesela bu kaçıncı sayfaymış? 110. sayfaymış. Burada da 110'a gelelim. Burada 111 diye geçiyor alt tarafta. Aynı yere gidelim. Şimdi resimler arasında bir fark var mı bakalım. Şöyle. Diğerine gidelim. Yani birazcık fark var ama yine gayet güzel. Kalite gayet iyi. Gördüğünüz gibi şu an oldukça hızlı çalışıyor. Sayfalar hızlı görüntüleniyor. Tepkime süresi gayet iyi. Bu yöntemi kullanarak az da olsa bazı bu PDF Annotator'ın veya BlueBeam Revo'nun zorlandığı şeyleri, PDF'leri BlueBeam Revo'nun yardımıyla çok daha hızlı görünür hale, hızlı çalışılır hale getirebiliriz.